Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün airdropları konuşacağız ama airdropları konuşmadan evvel şunu bir söyleyelim. Biz bu kanalı kuralı yaklaşık bir ay oldu, hatta aktif kullanalı 3 hafta oldu diyebiliriz. 3 hafta içerisinde 2000 aboneyi aştık. Güzel yorumlar geliyor sizden. Twitter'da da takip sayısı 1000'e yaklaştı. Güzel gidiyor ama tabii daha da arttıracağız inşallah. Şimdi şunu da söyleyelim. Konuya girmeden evvel, bundan sonraki altcoin incelemelerini Twitter'dan bir anket paylaştık. Sık sık da bu anketleri paylaşacağız. Oradan gelen sonuçlara göre yapacağız. Twitter'dan bizi takip ederek bu anketlere katılabilirsiniz. Şimdi bugün konumuz airdroplar. Airdrop nasıl alınır? Aslında yani airdroplarla Altu daha çok ilgili. Ben airdroplarla çok fazla ilgilenmiyorum. Altu daha fazla konuşacak bu konuyu. Şimdi airdrop nedir Altu? İlk önce onu bir açıkla. Yani farklı türleri de var bu airdropların. Şimdi bu airdropları kabaca iki türe ayırabiliriz aslında. Bir tanesi belli bir kripto parayı wallet'ınızda tuttuğunuzda başka bir kripto paranın size geldiği şekilde olabiliyor. Mesela geçen Binance'ın böyle bir şeyi vardı. Elinde belli bir sayıda BNB tutana şey verdi, BCPT verdi. Başka da var şu an Binance'de galiba. Düzenli olarak şey var mesela, NEO tutana gas veriliyor vesaire. Bu şekilde yapılıyor. Forklarda özellikle hani çıktığı coin tutandan biraz veriyorlar vesaire, 1'e 1 vesaire oranları oluyor. Gibi bir yöntemi var. Bunlar arkasında büyük kurumsal firmalar var. Tabii. Yani... Özellikle mesela bu Waves'in kendi yeni çıkardığı tokenlar için, onları promote etmek için sürekli yaptığı bir şeyler var. Genelde piyasada dönenler bunlar olmuyor ama. Bunlar olmuyor. Bir de ikinci tür var. Bunlar da artık ICO, hatta pre-ICO aşamasındaki gelecek vadeden artık ne kadar vaat ediyorsa tokenların kendi reklam, pazarlama amacıyla dağıttıkları kripto paralar gelecek var. Gelecek vaat ettiğini iddia ettikleri. Evet. Bu bir pazarlama aracı aslında. Sonuçta babasının hayrına vermiyorlar. Şimdi bununla alakalı önce şeye girmek lazım. İlk başta bu konunun en önemli noktası şu. Bu bahsedeceğim bu ikinci türdeki airdropların %90'ı hatta %95'i gerçekten size o token'ı vermiyor. %99'u ya. İki yapmanın anlamı yok yani, kaç tane şey var öyle, 199. Ama bunun demek değildir ki külliyen hepsi yalan. Hayır, bundan para alamayacaksınız. Böyle bir şey yok. Bitcoin White örneği var. Bitcoin White öyle dediler, böyle dediler. Herkes aldı, herkes sonuçta bir piyasaya girdi. Yani işte dedik ki hani demin de söyledik burada. ICO'lara para yatırmak gibi bir şey değil bu. Neticede yok. Cebinizden bir para çıkmıyor. Vaktinizi zayi etmiş oluyorsunuz. Tabii yani... Birçok insanın da vakti kıymetli. Ben böyle şeylerle uğraşmam diyebilir. O da mantıklı. Ben uğraşmıyorum açıkçası. Şimdi olumlu olumsuz yanlarına bir geçecek olursak, birinci işte en önemli şey vakit. Ha bunlarla uğraşacak vaktim yok diyorsanız zaten uğraşmayın. Ha bazıları var gerçekten böyle tek bir tıkla katılıyorsunuz. Ne diyeceğim? Bazılarına da üye olmak... Üye ol, Telegram'dan beğen, Twitter arkadaşlarını çağır, odur budur. Ben genelde açıkçası öyle olanlara da çok vakit ayırmıyorum. Saçma yani. Ya bir gerçek mi değil mi diye de çok bakmıyorum o saatten sonra. Çünkü yani ona önüme koca bir formu koyduktan sonra ben onu dolduracağım vesaire. Ya çok inandırıcı gelmiyor bana. Tabii. Ama bu noktada tabii belki de gerçek çıkar işte, bilemiyorsunuz. Dediğim gibi bu tamamen vaktim var diyorsanız ya yaparım. Belki gelir, yani belki şimdi, $100, $200 oradan bana para gelir diyorsanız neden yapmayasınız? Şunu da söyleyelim, yani biz airdroplarla da alakalı bir program yapmak niyetimiz yoktu aslında. Öyle bir... düşüncede değildik. ICO'larla alakalı hala değiliz öyle bir düşüncede. Şimdi hem ICO'larla alakalı hem de airdroplarla alakalı sizden çok istek geliyor. Çok yorum geliyor. Aşağıda okuyoruz. ICO'yu dediğim gibi gene yapmak istemiyoruz. Sebebi belli. Çünkü ICO'larla alakalı bir inceleme yaptığımız zaman oraya bir para yatırmanız gerekiyor. Biz bu topa girmek istemiyoruz. Kimsenin ahını almak istemeyiz. Ama airdroplarla alakalı bu programı yaptık. Çünkü neticede en fazla vakit kaybedersiniz. Sizden gelen istekler doğrultusunda bunu yapıyoruz. Şimdi şunu söyleyelim. Aklıma gelmişken ben şunu söyleyeyim. Eğer bu tarz airdroplara üye olacaksanız, ben bunu forumlarda falan gördüm. Birkaç kişinin başı yanmış böyle. Şimdi şu taktiği uyguluyorlar. Bazıları işte dolandırıcı çıkıyor dedik. Sakın kendi mail adresinizin şifresiyle buralara kaydolmayın. Yani şöyle bir şey yapabiliyorlar. İşte aynı şifreyi verdiğiniz zaman mail adresiyle zaten kaydoluyorsun. Evet, bu çok kritik bir şey. Kendi mail adresinizin şifresini ve kendi kullandığınız borsanın şifresini, Binance'de, Bittrex neyse şifresini bu tür
ne oldu belli olmayan yerleri kayıt olurken kullanmayın. Hatta mümkünse o mail adresini de kullanmayın bence. Yeni bir mail adresi yani açın. O kadar kritik değil belki ama şifreyi açın. Yani ben garanti alın. Siz yeni mail adresi açın. Böyle bu tarz yerlere kaydolurken, yani güvenilmez yerlere kaydolurken başka bir mail adresi ve başka bir şifre kullanırsanız işi daha sağlam olur. Sadece AirDrop için de değil aslında bu genel olarak. Tabii. Yani para tuttuğunuz bir şey şifresini diğer yerlerle aynı yapmamak sizin işinize yarar. Evet, o çok önemli. Yani özellikle borsada ya iki taraflı doğrulamayı açıyor birçok insan ama ne olursa olsun yani neticede. Onu da çalmanın bin bir türlü yolu var. Tabii yani onunla uğraş, o kadar tabii ilerleyen kişi bir şekilde uğraşabilir. Ha, gerek yok, yapmayın öyle şeyler. Onun harici bu airdroplarla alakalı şöyle önemli bir şey var. Bu çoğu Ethereum altyapısı kullanıyor bu airdrop girecek tokenları. Ve bu tokenları size göndermek için sizden bir Ethereum Wallet'ı istiyor. Bu Ethereum Wallet'ını verirken kesinlikle ama kesinlikle ICO'larda olduğu gibi borsa adresinizi vermeyin. Yani atıyorum Binance'de sizin o depozit kısmındaki Ethereum adresini verirseniz para gelmez. Bunun için ne hangi Ethereum adresini vermeniz lazım? Ya sizin bir fiziksel wallet'ınız vardır bilgisayarınızda, onun adresini. Ya da MyEther Wallet. Ya da MyEther Wallet. Ben genelde MyEther Wallet kullanıyorum. Çok basit bir kullanımı var zaten. Eğer bunu kullanırsanız, yani gelecek paranız yanmaz. İnşallah gelir. Gelecekse. Ya da daha kolay şeyler de var. Direkt kendi pek çok token kendi web sitesi üzerinde orada tutuyorsun. Online wallet sistemi oluyor. Bitcoin Lightning öyleydi mesela. Şimdi şöyle bir şey düşündük. Hani biz belki yani eğer talep gelirse bundan sonra hani iyi gördüğümüz, bir şekilde daha mantıklı gördüğümüz airdropları burada paylaşıp nasıl katılabileceğinizi anlatmak isterik. Hani bunu aslında bir deneme olarak yapacağız. Eğer baktık ki yorumlarınız çok önemli bu konuda, derseniz ki yapmayın kardeşim, bunlarla uğraşmayın. Biz bu konuda daha üzerine gitmeyiz ama faydalı bulursanız, iyi yaptınız derseniz de bu konuda devam edeceğiz. Yani bu tamamen sizin yorumlarınıza kalmış bir program süreci olacak airdroplar. Yani açıkçası biz söyledik, hani biz bunlarla çok fazla vakit harcamıyoruz airdroplarla alakalı. Ama sizden böyle bir talep gelirse ayda bir tane böyle bir program yapıp orada işte belli airdropları paylaşabiliriz. Bu tamamen sizden gelecek, yorumlara göre şekillenecek. Şimdi biz Mart ayı için çıkarttık bir kısmını. Buna sırayla hani kabaca nasıl alacağınızı da anlatarak paylaşacağım tek tek. Zaten bunların açıklaması ve linkleri hepsi bu videonun açıklama kısmında. Hepsi numaralandırılmış olarak orada bulabilirsiniz. İlk airdropumuz Friends. Daha çok dijital pazarlama ve sosyal medya üzerine bir ICO. Girip üye oluyorsunuz linkten. Üye olduktan sonra yani çeşitli görevler var. Nedir bu görevler? Retweetledir, Telegram'dan takip ettir, arkadaşını davet ettir, klasik. Bunları yaparak puanlar kazanıyorsunuz. Bu puanlar da belli bir oranda size token olarak döneceğini söylüyor. İkinci ve üçüncü olarak da DACC ve Red Pocket Coin'e söyleyebiliriz. Bunlara başvurusu çok kolay diye bunları söylüyorum. Linke tıklıyorsunuz. Ethereum Wallet adresinizi, demin de söylediğim gibi hani MyEther Wallet'tır veya işte fiziksel Ethereum Wallet adresinize giriyorsunuz ve 40 token kazanıyorsunuz. Zaten bunu aynı altyapıyı kullanıyorlar ikisi de. Yalansa ikisi de yalandır, gerçekse ikisi de gerçektir gibi bir şey de vardır, bilmiyorum. Ve arkadaşları davet ettikçe gene kazanıyorsunuz. Buna benzer bir de Pumpkin Pay var. Bu Pumpkin Pay aslında iyi bir proje. Çok da fena gözükmüyor. Bunda da gene aynı şekilde Ethereum Wallet adresinizi giriyorsunuz. Bunda bir farklı bir değişik bir sistem olarak da bir kod veriyor size. Telegram linkine, oradaki link de geliyor. Mobilden açarsanız daha kolay olur bunu. Telegram linkine o kodu yazdığınızda size 100 token veriyor. Bu Pumpkin Pay'i de biraz inceleyebilirsiniz. Fena gözükmüyor diğerlerine nazaran. Bir tık daha gerçekçi. Current var. Current aslında şey biraz, bayağı bir ses getirdi. Çok ciddi mevlalar dağıtacak vesaire diye bir internet muhabbeti vardı. Milyon dolarlar dağıtacak diye. O 5 milyon dolar geyiği onda mıydı? Evet, bundaydı. Bunda nedir? Giriyorsunuz sol taraftan, üye oluyorsunuz ve arkadaşlarını davet ediyorsunuz. Sistem tamamen bunun üzerine. Hatta çok güvenilir gelmedi bana ama biraz fazla konuşuldu. Denemeye değer mi? Değer. Neden olmasın? Öteki aslında ses getiren bir farklı bir projede House Panda. House Panda aslında şu an ICO'da bile değil. Pre-ICO'da mı? Ondan bile emin değilim. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. Ya bir süper bilgisayar projesi gibi bir şey. Bunun en büyük şeyi Nvidia bizi destekliyor diyor.
Ben baktım hakikaten bir sürü forumda bu konuşulmuş, tartışılmış, millet desteklemiş. Ha Nvidia'dan bir açıklama göremedim. O yüzden ben hani Nvidia'nın kendi açıklamasını görmeden çok inanmam. Ama sonuç olarak insanlar buradan da bir şekilde dahil olmuşlar. Telegram üzerinden topluyorlar. Nedir? Bu linke tıklıyorsunuz, Telegram'a giriyorsunuz. Slash claim yazıyorsunuz. Gruba girdikten sonra. Önce botta giriyorsunuz, sonra gruba giriyorsunuz. Slash claim yazıyorsunuz. Bu şekilde size belli bir rakamda, hani 1 nokta bilmem ne gibi bir token veriyor işte. House Panda token'u veriyor. Bu şekilde arkadaşlarınızı aynı şekilde davet ederek de bu sayıyı arttırıyorsunuz. Abi, fena bir projeye benzemiyor ama hani daha pre-ICO'sundan bile şüpheli olduğumuz için hani bunu gerçek mi değil mi olduğunu anlamamızın herhalde ayları var. Gene de neden olmasın diyor. Zaten airdrop'ta tek şey bu. Neden olmasın? Ya zaten airdrop'lardan böyle bir büyük beklenti içerisine girmemek yok lazım. Yani işte kaydoldum buradan para gelecek, o borçta girecek, onu nakide çevireceğim falan. Öyle büyük beklentilere girmemek lazım. Sadece ya tutarsa mantığında oluyor o işler. Ve en son olarak da bu fena bir airdrop değil aslında. Bu da bu güncel yeni gördüğüm güzel şeylerden. Track Investor, Track Coin. Telegram linki var bunun da. Giriyorsunuz. Önce submit'e basıyorsunuz. Daha sonra işte mail adresinizi yazıyorsunuz. Daha sonra Ethereum wallet'ınızı yazıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlarınızı çağırdıkça da 10 Track Coin kazanıyorsunuz. Bunda yalnız şey sıkıntısı var. Girer girmez size mesela hani diğerleri gibi al sana 40 coin gibi bir şey yapmıyor. Sıfırla başlıyorsunuz. Arkadaş davet ettikçe daha bir tam bir şey. Saadet zinciri tam, şeklinde. Ama hani böyle olması da bir açıdan daha mı gerçekçi olduğunu düşündürüyor bana. Saçmak yerine hakikaten uğraşana veriyor. Veya yoksa işte, pazarlama taktiği ya bunları... Ya da şey boş boş uğraştırıp duruyor. Ya bunlar hepsi tabii şey. Çok ciddi şey, uğraştırmalı şey yazmadık zaten buraya. Bazı şeyler var. Burada size neyi paylaşalım diye bakıyordum ben. Ya adamlar bir şeyler yapmışlar. Böyle bir sayfa şey var. Bunların hepsini yapınca 10 tane token verecekmiş. Yani o toplara girmiyoruz. Ama dediğim gibi bunu bir deneyin. Ha, eğer beğenilirse bu program, bize böyle airdroplardan bahsedebilirsiniz. Bunların linkleri dışında açıklamalar kısmına tabii koyacağız. Yani eğer sizden böyle bir talep gelirse, buna devam edin derseniz, biz birçok bölüm çekiyoruz biliyorsunuz. Her ay bir tane de bununla alakalı bir program yaparız. Orada yine paylaşırız. Sonuçta amacımız nedir? Yani şu 10 tane şey saydım burada. Bir tanesi Bitcoin White benzeri tutarsa, cebinize 100-200 dolar para girerse ne mutlu bizedir. Tabii. Ha, girme edebilir ama dediğimiz gibi bu tamamen bir ya tutarsa işidir. Dediğimiz gibi Altun'un bahsettiği airdropların linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.